Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki unutmamak lazım. Unutmamak lazım. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bakın biz bence biz fotoğrafın büyüğünü kaçırıyoruz. Fotoğrafın büyüğüne geleceğiz. Ha, bir cümleyle söyleyeyim. Bütün bunlar, bütün bu yapılanlar, bütün bir PR çalışması, direngezi meselesi. Bu direngezi kime direniyorlar ya? Kenan Evren'e mi direniyorlar? Köylüye dişki yedirenlere mi direniyorlar? Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin... Aksine bunlar köylüye dişki yedirenler. Ha, bu ülkenin bankalarını peşke çekenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin kurumlarını heba edenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin bankalarını, paralarını faiz lobilerine yedirenlere mi direniyorlar? Bu gezi diren. Neye direniyorlar? Bir açıklasın da ben de direneyim yani. Bu ülkenin yararına ise, menfaatına ise herkes ezberlemiş diren gezi diren. Nereye direniyorsunuz? Ya bir direnin de nereye? Ki darbeye mi, tanga mı direniyorsunuz? Böyle zulüm yapanlara mı direniyorsunuz? Köylüyü, kentliyi soyanlara mı direniyorsunuz? Kime direniyorsunuz ya? Kime de? Ya siz sandık varsa seçime gidersiniz. Bu vatandaş iyi kötüyü görür, herkesin dersini verir, herkesle payına razı olur. E sandıktan ibaret değil demokrasi. E silahtan mı ibaret, tanktan mı ibarettir demokrasi? Yani sokakta yürüyen tanktan mı ibarettir? Bunu da kim söylüyor? Bizim aydınlar. Ben dünkü... Sizin CHP Genel Başkanı hayır söylüyor. Ben dünkü Mısır darbesinden sonra neyi öğrendim biliyor musun? Namlusunu halka doğrultmuş tanklardan sonra kalemini halka doğrultmuş sözlü aydınları da gördüm. Yazıklar olsun. Adam dün darbe oldu, sanki o darbe Türkiye'ye sıçacakmış gibi havalara kalktı. Yerlere kalktı, böyle amuda kalkacak. İnanır mısınız, bakınız, bir Müslüman olarak, bir insan olarak, bir siyasetçi olarak dün saat sabahın 6'sına kadar uyuyamadım. Sanki o tankların namluları benim pencereme dayanmış, benim pencereme ateş edeceklermiş gibi üzüldüm, tedirgin oldum. Ve o generallere, o sisiye, misiye, kisiye, pisiye nalet yağdırdım. Allah belanızı versin. Ya siz kimsiniz ya? Ben seni kurtaracağım. Ben orduya... Sen kimsin ya? Sen asker, sen git sınırları koru. Gelmişsin, ben sana demokrasi getireyim. Lan ne demokrasi? Sende demokrasi mi var ya? Sen onbaşı eri eziyor. Çavuş onbaşıyı eziyor. Size bir hiyerarşik yapı vardır. Herkeste bir zaten bir hakimiyet şeyi vardır. Yani bir kimse kimseye karşı bir şey konuşabilir mi? Orada bir özgürlük var mı? Disiplin gereği de olsun. Tabii kendi disiplin kuralları var. Şimdi öyle değil mi? Yani ülkenin Savcı vatandaşı Bey, öyle disipline edebilir misin? Hazır yok, oradan açtınız. Hayır, şimdi açtınız. Şunlardan okuyalım.